Merhaba dostlarım. Oldum olası kıyametin ne zaman kopacağıyla alakalı onlarca hikaye, onlarca efsane hep anlatıla gelmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresi 187. ayette Allah onu o kadar açık bir şekilde söylemiştir ki. A'raf suresi 187. ayette peygamberimize hitaben Allah şöyle buyurur. Sana ne zaman kıyamet kopacak diye vaktini soruyorlar. Onlara de ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların da ithafen bilmezler. Şimdi burada peygamberimize ithafen kıyametin alametleri, kıyametin ne zaman kopacağına dair onlarca hikaye anlatılır. Peki burada Allah peygamberimize hitaben o kadar açık bir şekilde söylüyor ki peygamberimizin onu asla bilemeyeceğine dair çok açık ve sapasağlam bir ayet var burada. Peki insanlar bu efsaneleri neden uydurur? Hele hele bizim gibi geri kalmış ülkelerde insanlar masal dinlemeyi, efsane dinlemeyi çok severler. Kendilerinde böyle şeylerle avuturlar. Ondan dolayı anlatanın da işine geliyor. Çünkü onlar da ceplerini dolduruyorlar. Dinleyenin de işine geliyor. Cahil kalmakta ısrar ediyor. Kendisi açık bir günden bir güne kıyamet hakkındaki ayetleri okumuyor. Bu efsaneler de oldum olası devam ediyor. Devam edecek de bu gidişle. Yani sonuç olarak kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka peygamberler de dahil hiç kimse bilemeyeceğini bu ayet o kadar bize açıkça söylüyor. Ama insanların büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'deki bu kadar açık ayetler olmasına rağmen insanların anlattığı efsanelere, hikayelere inanıyor. Bu da kendi kendini kandırmanın en güzel yoludur.